Mustafa'cığım. Lan oğlum, niye mıcıklayın hamuru? Neredeyse okullar açılacak, hala öğrenemedin şu zenaati. Öz kahraman. Bağırma benim torunuma. Şımart şımart, tepemize çıkart keratayı. Sen kendine bak. Onun yaşındayken oklavana, merdana hangisi bilmeydin. Gözünü belerte belerte dolanıyordun ortalık yerde. Ya helal sana güzel dedeciğim ya. Sorsam akşam ne yediğini hatırlamayacak. Ama gel gör babamın çocukluğunu dün gibi hatırlayayım. Ya maksat bağa çamur atmak olunca cin kesilir maşallah cin. De git. Seninle çene yarıştırmaya niyetim yok benim. Sünnetsiz oğlanın kayınbabası sen de. Tövbe tövbe, yine başladık. Nazire, kızım sen uğraşmayacak mısın çocuklarla? Çok özür dilerim ana, 6 tane kolum olmadığı için. İki ergin insan birbirini sevdi mi üçüncüye laf düşmez. Yetti yahu Celayir Usta. Ruşen de bizim oğlumuz sayılır. Hiç yakışıklı mı? Ayıp bir şey yapmayız ki. Kimseye de verecek hesabımız yok. Edebiyle, erkanıyla nikah kıyacağız. Az gün moruk. Tüh senin kalbına. Ulan yaşından başından da utanmayın. Bırak Allah'a sen baba. Bulaşma şuna. Sen kendine bak Memik, kendine. Ben zürriyetten kesilmedim senin gibi. Çok şükür daha kepenkleri indirmedim. Ulan ben şimdi senin kepenklerini indirmedim. Tut kanımı. Torunumuzu nasıl yakışacak? Keşke torunumuzun kız mı erkek mi olacağını bile bilseydik. Söylemiyorlar canım, sürpriz olsun istiyorlar. Pizma kamune, pizma. Niko inatçıdır, Nazlı ondan daha da inatçı. Kahraman beylere de söylemiyorlar. Ama unutma ki bu pizma yüzünden bu evlilik olmuştur. İyi oldu, iyi. Büyük isabet. Her şerde bir hayır var deyip boşa dememişler. Hadi, başla bakalım apır sapır konuşmaya Celayir Usta. Neymiş ki bundaki hayır? Sen de kahraman gibi elin Yunanı'yla dünür olacaktın Nazlı. Ucuz kurtuldun. Velim bir sadakan varmış. İyi iyi, tamam uzatma. Sen de yat kalk haline şükret evlat. O dişi şeysan seni barmağında oynatırdı maazallah, barmağında. Ya yeter artık be, yeter ya. Koltukların güzelliğine bak Hamit. O televizyon, perdeler, abo. Her şey var, her şey. Ah ustamah. Biz onun hakkını nasıl ödeyecek? Ödeyemezsiniz abi de, ödeyemezsiniz. Ama babam da zaten yani karşılık bekleyecek bir insan değil oğlum. Sevildiğinizi bilin. Vallahi mutlu, bahtiyar yaşayın işte. Bunun ismi olacak. Mesela Andreas, benim dedemin ismi. Allah Allah, illa dedelerden gideceksek Memik olsun o zaman. Andreas. Memik. Andreas. Memik. Neyse canım, daha 2 ay var. Düşünürüz. Sağ öyle çıtı pıtı, dünyalar güzeli bir kız bulak ha. Ya kaç kere diyeceğim baba? Ben evlenmeyeceğim tamam mı? Ölsem de gebersem de evlenmeyeceğim. Tövbe de oğlum tövbe. Ağzından gel alsın ne biçim laf öyle? Ne yapalım benim aşktan yana talihim yok. Kimi sevsem kaybedeyim. Ha benim aslan oğlum. Safiye, Safiye dön artık. Safiye, kızım ver kızım. Ya yandı gülüm keten elva. Ha, ne ettin Ruşen, ne ettin? Ya ben ne ettim ki babam ya? Aha ne bu kız? Mahvoldum, mahvoldum ben. Adım vergi kaçakçısına çıkacak. Ya dur babacığım ya. Dur bakayım. Bir şey olmamış baba ya, yapıştırırız. He, kahraman bak. Şimdi bu selo bant... böyle... Ha, bir de ütüyü bastık mıydı, tamam. Ne ütüsü? Ne ütüsü Ruşen? Gel, gel kızım. Al sen. Hadi bakalım, Allah mesut etsin. Sağ ol, kahraman ustam benim. Bakayım. Ruşen Antep'te bir yer bakacak.
bulursak kendi evimize çıkacağız. Hadi Nazire, geç kaldık hadi. Ay rezil olacağım ya, hadi be, rezil olacağım ya. Bayan Katina, gelmenize çok sevindim. Niçin? Tekrar arabama çarpmak mı istiyorsunuz? O konuyu unutalım artık. Ayrıca suçlu olan ben. O gün böyle konuşmuyordunuz ama. Bilber diyorum, kulağını işitmiyorum. Ahu gibi bir kız bulacaksın. Kaşlı, gözlü, göğüslü, kalçalı. Torunumla tanıştıracaksın. Anlıyorsun ne demek istediğimi? Ben artık dayanamayayım ben. Arayacağım telefonla. Dönsünler eve. Hayır, aramayacaksın. Hiç kimseye yalvaracak değilik. Numarayı biliyorlar. Eğer arayacakları varsa onlar arasınlar. Babayın kafası acayip bozuk. Eşekten düşmüş karpuza döndü. Ama oh olsun. Kendi etti, kendi buldu. Kabadayılığı bize söküyor. Ruşen'e söküyor. Yunan'a geldi misin gücü düşüvereyim. Sen de Hüseyin? Bir üzüntün mü var? Boş ver dedi. Söyle, söyle. Derdini demeyen dermanını bulamaz. Zehra başkasını seviyormuş. Zehra da kim? Of dede ya, gene bir düştü senin beyin damarları. Yeah.
Çok mu oldu acaba? Sen daha yatmadın mı? Hoş geldin damat bey. Hoş geldin hayatım. Akşamdan kapatayım dedim valizleri. Ya kapatırsın sonra. Gel. Yoruldun mu? Yoruldum biraz ama. Otur. Ayaklarını öveyim mi? Niko bak beni böyle şımartma, ondan sonra her sene hamile kalırım. Korkacağımı mı sanıyorsun? Ben zaten bir düzine istiyorum. O zaman bunu da o bakalım biraz. Niko. Hı? Simide çok güzel günler geçireceğiz değil mi? Geçireceğiz tabii sevgilim. Aşkımızın başladığı yere gidiyoruz. Ana ne diyorsun sen öyle gece vakti? Hiç. Kırılacakları kaldırayım. Çocuklar çarpar falan. Ha, babam yetmedi şimdi de sen başla Rabia Ana. Benim kızlarım o kadar sakar mı? Kız sakarlıkla ne alakası var? Çocuk ne anlasın? Ruşen. He? Ne kadar sürer bulmanız? Ne diyorsun anam sen şimdi ya? Daha yeni geldik. Sen hemen bizi başına atmaya mı bakayım? Aşk olsun ona sahnek oğlum. Başım üstünde yeriniz var. Ben sadece merak ettim. Oh benim akıllı kızım. Sen burada böyle yat bak. Al burada dursun benim kızım. Ben Mihriban'a bakayım, sen de Safiye'ye yatır Ruşen. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Hey de hayırlısı. Sağ çok kırıldım Ruşen. Ne neyle ettin sakı Celayir Bey? Az bile ettim ana, az bile ettim. Yakından tanısan sen de çok seversin. Aslında o kadar kötü biri de. Anam istemem. Allah yazdıysa boza. Gel kızım. Allah yazdıysa bozsun. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel gel gel. Ana bir kendine bak, bir Celayir Usta'ya bak. Hiç yakışıyor mu sana? Geliyor. Bir şey mi oldu? Yok kızım. Şükürler olsun. Çok iyiyiz. Doğru söyle. Her şey yolunda mı? Yok. Yolunda, yolunda. Her şey yolunda. Nazlı, benim bir içimden geldi de bir arayayım dedim seni. O yüzden kızım, nasılsın he? Bir derdin, sıkıntın yok değil mi? Anne, kızınım ben seni. Yutmam bunları. Anlat hadi, ne oldu? Nazlı, ablan gitti kızım. Ne? Yani gittiler işte. Ne demek gittiler? Nereye gittiler? Ne oldu Nazlı? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Bir dakika. Anne?
bu şimdilik şeye geldiler. Eniştenin anasının yanına geldiler. Ondan sonra da oradan ayrı eve çıkacılarmış yavrum. İyi de niye durup dururken? Durup dururken olur mu Nazlı? Bu işte babaya yani hot zot etmelerine gücendiler tabii. Siz olmayınca bu koca ev çok manasız geldi. Hepiniz gözümde tütünsünüz. Ben de hepinizi çok özledim anne. Hadi üzme artık kendini. Dünyanın öbür ucuna gitmediler ya, gene görüşürsünüz sık sık. Ana olunca anlayacaksın kızım. Zaman su gibi akıp gidi. Doğacak çocuklarının kıymetini bil. Anne, biz bu sabah erkenden Bodrum'a uçuyoruz. Oradan da tekneyle Simi'ye geçeceğiz. Oh çok iyi. İyi yolculuklar. Nazlı, sen doğumdan evvel biz geleceğiz İstanbul'a, olur mu kızım? Merak etme, görüşürük orada. Nako'ya selam söyle, olur mu? Tamam annem, söylerim. Mustafa Can'ı öp benim için, olur mu? Ablamlar ayrı eve çıkıyorlarmış Niko. Çok üzülüyorum anneme, son zamanlarda iyice duygusallaştı. Hadi. Senin de duygusallıkta ondan aşağı kalır yanın yok. Kalkalım mı artık, sabaha bir şey kalmadı. Kalkalım, anca toparlanırız. Fuşen, bir an evvel başınızı sokucunuz bey bulmaya bak. Eski yeni göçük büyük de. Kızlar dedelerini özlemesinler. Tamam anacığım, tamam. Tamam. Ben senin derdini bileyim, bileyim. Ruşen geç kalayım. Ruşen, bak Celayir Bey'i görürsen fazla derslenme, kurban olayım. Belki seninle konuşma ister. Ben onunla konuşmak istemeyeyim ana. Bak karşıma çıkarsa kalbini kırarım diyeyim ha. Peygamber anlamayın. Allah'a da hürmetin kalmamış. Peygamber Efendimiz'in hadisi bile var. Değil ki, bir evlat değil, duran asına değil. Her cuma sorucu değil. Ana evlenmek isteyin mi değil? Tövbe tövbe ya. Of Nazirem, of ya. Ruşen, yolun uzun, dikkatli git. Yaşa Skorizya. Bizim muhabbet kurslarından haber var mı? Bodrum'a inmiş olmalılar. Ben de şimdi Niko Bey'i arayacaktım. Hadi pardon. Ben de bir konuşayım. Şu ikisini önce... Kim? Stella. Efendim Stella? Halacığım sen misin? Yok iyi geçti, iyi. Ya biz de şimdi tekneye biniyoruz. Açılacağız birazdan. O zaman ben sizi fazla tutmayayım. Bol bol eğlenin. Endakşi. Dose mutinazli. Veriyorum. Hala merhaba. Katina hala merhaba, nasılsınız? Biz burada çalışmaya devam ediyoruz. Sizin neşeniz yerinizdedir umarım. Yerinde yerinde. Hele Simi'ye bir geçelim, değmeyin keyfimize. Ah Nazlı'yım, o güneşte çok fazla kalma. Kendini fazla yorma, olur mu? Niko'ya da söyle, sana iyi baksın. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Gözü zaten sürekli üstümde. Niko'yu verir misin? Stella onunla konuşmak istiyor. Hadi öpüyorum seni. Tamam, ben de sizi çok öpüyorum. Veriyorum Niko'yu. Görüşürüz. Ne oldu Stella? Bir sonraki hafta iki önemli toplantı var. Onu hatırlatmak istedim Kirengelopoli. Toplantı mı? Evet. Tatilinizi fazla uzatmayın, yoksa hepimiz zor durumda kalırız. Koritimu, bırak şimdi işi gücü. Çocuklar ne zamandır ilk defa baş başa tatil yapacaklar. Tutturdun toplantı diye. Niko mu? Sen burayı hiç düşünme. Gözün arkada kalmasın. Bizim elimiz armut mu topluyor? Sen rahat rahat kafana hiçbir şey takmadan tatilini yap. Tamam alıcım, tamam. Hoşça kal. Hadi Yasu. Kolay gelsin. Hoş geldin damat. Hoş geldin Ruşen.
Geç kalmadım ya baba. Yo, böğün gelmesen ne olurdu Ruşen? Telaşa ne gerek? Yok, Hamide o izinli ya. Hani bana ihtiyacınız olur dedim. İyi öyleyse, tak önlüğünü. Ruşen. Ne oldu oğlum? Ananız nasıl karşıladı sizlere? Çok iyi karşıladı. Çok sevindi. Ev tutmaya ne hacet var dedi. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz dedi. Ya demek öyle dedi. Öyle dedi. Hayret. Ne oldu Garman? He? Ne oldu diye. Yoksa Rabia Hanım bunları gerisin geriye postalar diye mi umuydun? Καταλαβαίνω, κύριε Ευτέλια μου. Ναι, καταλαβαίνω. Το ξέρω, ναι. Μέχρι πριν από μία ώρα έπλαιτσε πελάγι ευτυχίας ανοιχτά στο πέλαγος. Ναι. Ας είναι. Για να δούμε πόσο θα πλέον ακόμα ευτυχισμένοι. Üzme tatlı canını kardeşcağızım. Belki böylesi daha hayırlı olur. Allah aşkına her ismi kaldı anam. Bebeler yuvadan uçuydu. Her ismi kaldı Allah aşkına. Ev üstüne ev kurulmaz demişler. Bırak Nazire de evinin hanımı olsun. İstediği gibi büyüsün çocuklarını. Ben ne olacağım anam? Ben ne olacağım? Bebeler tek tek evden uçup geldi. Hayat bu, alışacaksın kardeşim. Ben ne demem ama. Var ya bu kahramanın o çenesini, o koca çenesini bir türlü kapatamadık biz evde biliyorsun. Ya erkeklerin hepsi aynı. Ökkeş de aynı, böyle Kadir'e bir laflar ediyor, bir duysan. Ederler anam, ederler. Çırılı başım varmış ben. Ya Allah'ım, ya Rabbim, bugün yarın Mustafa Can'ın askeri çağıracaklar artık. Ece de benim böyle bu koca hangi bir nerede? Kız, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Mustafa Can daha çocuk. Onca sene var askere gitmesine. Öyle oluyor. Ya. Anam, ben üzüldükler artık ne dediğimi bileyim ben Allah aşkına. Nazlı, ne oldu? Kimlik, pasaport hepsini evde bıraktım. Tüh! Nazlı, bak gene aynı şeyleri mi yaşayacağız ya? Bavula bakalım. Yok Niko, biliyorum, almadım. Son dakikada komodinin üstündeydi, bıraktım işte orada ya. Mahvolduk. Nazlı, gene karakola düşeceğiz. Niko, ne olur bir şeyler yap. Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜ. Καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα πάλι. Τι πρόβλημα, κύριε Αγγελόπουλε? Η γυναίκα μου πάλι ξέχασε το διαβατήριο της. Πάλι? Αυτή τη φορά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ξέρετε ότι την περασμένη φορά είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό συγγνώμη. Κάντερδεμ. Συγγνώμη. Plaka ekane. Thanks. Thanks. Ter boşandın Nazlı ya. Çok güzelmişsin. Ne var canım, insan kocasına da şaka yapamayacak mı artık? Rezil oldu kadın. Bak. Sizin abi. Evimizin tadı tuzu gitti. Keşke burada olaydılar. Olaydılar da kafamızda davul çalardılar. Canlarım, ne nasıl bak iyiler bak. Ana.
mutfağında. Ablam arada babasının adasındalarmış. Madem gezecek zamanları vardı, niye buraya gelmediler Feride? Bu sebeple yüzlerini görürdük. Aramadım, aynı şey mi? Kız zaten doğurunca kapanacak eve. Hiç değilse bir denize girsin, bir ferahlansın, bir güneşlensin. Fena mı olur Allah aşkına? Nereye gitmişler dedi? Simiye dede, Datça'nın güneyinde bir Yunan adası. Buyurun bak. Sünnetsiz damat, kızı attı Yunan torpağına. Hayda. Ya baba ne alakası var Allah aşkına? Yani orası Nazlı'nın da yarı memleketi sayılır. Zor görürsünüz kızı siz, zor. Sakalımız yok ki lafımız dinlene. Bu Yunan'da oyun bitmez. Ah, şuraya yazayım. Bebek kız olursa rahibe, oğlan olursa papaz yapıcılar. Ya baba yeter, yeter bir sus. Bak yorgun argın gelmişik zaten. Başladın yine asap bozmaya. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Dede ya, kafam çok bozuk. Hayırlı aslan torunum? Gene parasız mı kaldın? Yok, daha da kötüsü. Zehra kendine başka bir erkek arkadaş bulmuş. Şu senin yavuklun Zehra. Hmm, ne yapacağım bilmem ki. Sen de kendine başka bir kızı bulursun, olur biter. Ya ama ben onu seviyorum. Sevsen de üstüne düşme. Kadın kısmını şımartmaya gelmez. Bırak, ne halı varsa görsün. Eğer sende gönlü varsa, nasıl olsa döner gelir. Bu ne? Resimler de ne böyle? Niye hepsinden nikahı bir kestin dede? Ben onu hala damadım görmeyeyim. Eğer günün birinde sünnet olursa, o zaman tekrar yapıştırırım. Nazlı! Nerede kaldın karıcığım? Geliyorum. Yok mu hala bir gelişme kızım? Oh Giriftalyam. Niko Bey'i de aramaya çekiniyorum. Tatilde rahatsız edilmek istemiyorlar. Dananın kuyruğu niçin kopmadı hala? Gazete gitmiyor mu adada? Gitmez olur mu Giriftalyam? Her şeyi organize ettim. Onayın patlaması an meselesi. Bakalım, göreceğiz. Thank you.
Sabah sabah yüzün sirke satı. Zabaya kadar uğraştım durdum vallahi. Kötü kötü düşler. Nazileler gittiler ya, sen onlara üzüldün. Nazlı'yla da uğraştım zabaya kadar. O zaman çok yedin, yediğin bir şey dokundu. Bak Feridem, takma kafana düşlere müşlere. Kahraman ben deli olacağım vallahi. Sabahtan akşama kadar koca evde dolan tek başıma ben ne yapacağım adam? Canım sıkılıyor. Artık sana güvenmem mümkün değil. İlk fırsatta başka bir kadının kollarına koştum. Beni aldatmakla kalmadın, doğmamış çocuğumuza da kötülük ettin. Yalanlar üzerine mutlu bir evlilik kurulamaz. Ben anneme gidiyorum. Sakın aramaya kalkma. Beni unut Niko. Bir daha hiç görüşmeyeceğiz. Oğlumu da senden uzak tutmak için elimden geleni yapacağım. Elveda. Abi sen deli misin ya? Niko niye böyle bir şey yapsın ki? Üstelik karnın burnundayken. Bana da asıl koyan bu ya zaten Zeynep. Ama pişman olacak. Çocuğunun yüzünü bile göstermeyeceğim ona. Ben ne desem boş be kızım. Zaten beni dinlediğin de yok. Peki şimdi ne yapacaksın? Antep'e mi? Ankara uçağına bilet aldım. Oradan Antep'e aktarma yapacağım. Ah be Nazlı. Keşke hikayeyi bir de Niko'dan dinleseydim. Sadece bir su alabilir miyim? Tabii. Ne kadar var doğuma kızım? Aşağı yukarı 2 ay kadar. Yeseydiniz keşke bir şeyler. Canım istemiyor. Teşekkürler. Akrabalarınız mı var Antep'te? Hı hı. Ailem. Sen ne dediğinin farkında mısın Niko? Nazlı niçin terk etsin seni? Dergide çıkan uydurma bir haber yüzünden. Sanki onu ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor. Çok kızdım hala çok. Ben onun üzerine gül koklar mıyım ya? Ohi canım koklamazsın. Hadi üzülme. Sen neredesin şimdi? Bodrum'a gidiyorum. Oradan da Antep'e geçeceğim. Sana özel bir uçak göndereyim mi? Yok. Ben Ankara'dan atlarım uçağa giderim. Tamam canım. Üzme kendini. Endaksi. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Tamam hala. Tamam. Bu sabah sıkıntılı gibisiniz hanımefendi. Biliyorsun merak kediyi öldürülmüş derler Kosta. Biliyorum efendim, biliyorum. Hani öylesine sordum, bağışlayın. Tamam, tamam. Otur. Dikilme tepemde öyle kazık gibi. Noriste. Nostella. Ne var ne yok kızım? Αυτό που περιμέναμε έγινε, κυρία Εφταλία μου. Η Νασλή εγκατέλειψε τον Νίκο. Υπέροχα. Να είσαι χιλιορώνια. Ποσάντικλαρίνα σαν να δολγούν με ικραμή εφαιρεσίμ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Αντίγιο. Torunum nihayet bu Türk yüzünden kurtuldu Kosta. Ben sana dememiş miydim bu evlilik daha uzun sürmeyecek diye? Vallahi şaştım kaldım Efteliya Hanım. Şeytan gibisiniz şeytan. Yani şeytan dediysem iyi manada söyledim. Ne oldu yavrum sancın mı var? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ay! Eyvah! Bir şey mi bakar mısınız? Kızcağız sancın aldı bu kızcağız. Ah bebekliğe gidip sen mi var? Bilmiyorum. Doktorluk mu uçaktan? Hemen geliyorum.
Tamam. 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 Doktor. Doktor musunuz? Hayır, veteriner. Veteriner mi? Olsun, hiç yoktan iyidir. Kaç aylık hamilesiniz? 7. Erken doğuma benziyor. Kocanız uçakta mı? Ya ne kocası ya? Anneme haber verin ne olur. Adını ne küçük? Nazlı, Nazlı. Annenizin numarası ne? 0342. Efendim? Evet. Kimi aradığınızdı? Ha, benim. Buyurun. Nazlı mı? Nazlı ne işi varmış Antep uçağında? Abo! Ne oluyor kız Feride? Aman! Adam Nazlı Antep uçağında doğru. Şey hanımefendi o. Bir kızımın bir sesini duyayım isteyeyim ha. Sizinle konuşmak istiyorum. Anne! Anne! Bana verin telefonu. Alo, hanımefendi. Sakın telaşlanmayın. Erken doğum ama tehlikeli bir durum yok. Havaalanına da ambulans çağırdık zaten. Yok yok, kocası yanında değil. Kız ne oluyor kız? Erken doğum. Kız dur, Feride. Anam dur. Ne oluyor? Feride. Anne. Kızım, kız ne oluyor? Canlar. Feride. Çabuk çabuk çabuk. Bir kolonya bul Mustafa Can. Feride. Anam gitti. Ah Nazlı, nasıl yaparsın bunu bana? Abi deliye dönmüştü kız ya. Niko. Doğruyu söyle, aldattın mı kızı? Ya saçmalama ya, ben karımı seviyorum tamam mı? Tamam tamam, kızma. Peki ne yapacaksın şimdi? Peşinden gideceğim, başka ne yapabilirim ki? Alo Feride anne, ben de tam sizi arayacaktım. Duyamadım. Ne? Tamam, tamam ben hemen geliyorum. Nazlı uçakta doğuruyormuş. Ne? Abi dalga mı geçiyorsun ya? Hala, Nazlı erken doğum yapıyormuş hala. Ah Zeymo, başımızdan gelenler hem de uçakta. Kahraman! Kahraman! Geç, boşuna boş, boşalım. Ne oluyor Feride? Uçak mı? Erken mi? Allah! Bıktım ya, bıktım ya! Şu kızın her bir şey normal olmayacak be! Hadi ne olur. Bula koş. Düşün. Arabaya gidelim, koş. Nerede araba? Burada. Koş. Baba, araba arkada. Uşak! Hadi biz de hastaneye, hadi. Sen aklıma mukayyet ol ya. Vallahi dalga geçmiyorum abla ya. Bu işin şakası olur mu? Allah her şeyine gelip bizi mi bulur? Nereden kalktı ya Antep otobüsleri? Ecele ne kızım, daha yeni geldiniz ya. Ya benimle kafama buluyorsun daha bir anla. Nazlı erken doğum yapıyormuş. Aman! Var mı yeni bir haber Feride anne? Beyefendi. Pardon beyefendi. Lütfen telefonunuzu kapatır mısınız? Birazdan alalım. Kapatmam lazım. Uçak ne zaman inecek? Birazdan, birazdan efendim. Buraya götürürüz. Gönüllerin haberi var mı? Araba ha. Bir dakika. Şaka yapmıyorsun değil mi Kahraman Bey? Tamam beyefendi, tamam kızma. En kısa zamanda geliyoruz. Hadi Elenim, bize Antep yolu görünmüştür. Antep? Mayati? Çünkü baba ne oluyorsun kale?
Ya. Sakın bayılma karıcığım. Buna vakit yok. Hemen gitmemiz lazım. Mamaya da haber vereyim ben. Herhalde gene casuslarınız arıyor. Oriste, sizin ve Enistavro. Ne? Femo! Asıl şeytan bu Nazlı. Koca elde kaçırmamak için prematüre doğum yapıyor. Biraz daha, biraz daha nefes alın. Şimdi, evet Nazan. Tamam, az kaldı, az kaldı. Son bir nefes daha. Geliyor, hadi. Kurtulacağız. Evet, böyle böyle. Çok güzel Nazan Hanım. Evet, son bir nefes daha. Karaman Bey, bir erkek torununuz olmuş. Nazlı Hanım'ın durumu da çok iyi. Allah! Allah! Affedersiniz. Acaba inmemize kaç dakika var? Daha 5 dakika önce sordunuz beyefendi. Yarım saate kadar oradayız. Yarım saat? Karım doğum yapıyor da. Canım o kadarını anladık. Hatta bütün uçaktakiler anladı. İlk çocuğunuz mu? Ha, evet, ilk çocuğum. O zaman heyecanlanmanız normal. İnşallah ikinci bebeğiniz de eşinizin yanında olursunuz. İnşallah. Nabız tansiyon normal. Ateş 36.7. İyi, iyi. Her şey yolunda. Genç anne olmanın avantajı. Bünye çabuk topluyor kendini. Şansınız varmış, uçakta size yardım edecek biri çıkmış. Evet, bir veteriner vardı neyse ki. Veteriner mi? Ama bu işleri iyi biliyormuş. Nazlı Hanım, fazla hareketsiz kalmayın. Ara sıra yardım olarak da olsa şöyle bir yürüyün. Tamam, biz onu yürütürük. Ama siz de fazla yormayın hastamızı. Bebeğim nasıl? İyi, iyi, çok iyi. Birazdan yeni doğan uzmanı arkadaşlar gelip size daha geniş bilgiyi verecekler. Neyse, hadi şimdilik geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Bir şey gerekirse zile basın. Tamam. İyi günler. Kız! Esat'ın Baytar'ıma doğrulttu seni. Baytar deme abla. Adamcağız son derece nazik ve ilgiliydi Allah'tan. Ay Baytar mı dövücü veteriner diyecektim. Anladın canım sen. Ya, abla gülmesene şöyle. Ay, eğlence çıktı sana yine ya. Ay gebereceğim. Gebereceğim. Baksana. Oğlumu ne zaman kucağıma alacağım acaba? Oğlum değil. Sıpanla sıpanla. Ay kaçırdım valla. Kaçırdım ya. Kaçırdım kızım. Ay ne mesela. Ay hatıma kaçırdım seni. Kız hatıma kaçırdım vallahi kaçırdım. Maşallah. Uçum, erkek torunum. Etme, ilk erkek yeğenim. Gülümse bakayım dayına. Ha? He. Anlaşılan babaya çekti ha, Niko'ya. Değişir dacım. Çocukların göz rengi, saç rengi, her şeyi değişir. Eyla, Eyla. Ben de doğduğumda sarışınmışım mesela. Belki de bağa çekti. Sen, sarışın mıydın? Sonra da fırın karşısında kavrula kavrula bağla geldi. Hiç güleceğim yok da kahraman. Ne o ıstakoz gibi kızardın sarışın arkadaşım. Niye dalga geçtiniz? Bak kimin bağa benziyor işte ha. Bak dikkatli bak lan. Aynı lan. Hakikaten ne çok benziyor. Hele şöyle kaşlarda bir parça bir gürleşse. Hık demiş burnundan. Aslan yeğenim, sarı kanarya. Onu da fener yapacağız değil mi baba? Gelmez, sorulur mu? Canım memlekette demokrasi var. İlişme bebe. Ne isterse öyle olsun. Allah Allah. Belki cimbomlu olacak biricik eniştesi gibi. Ne cimbomu ya? Ben de kara kartallı diyecektim.
kadar. Anacığım bak erken merken doğmuş ama pehlivan gibi olmuş. Şşş, Allah nazardan sağlasın. Maşallah, maşallah. Ya anam, Allah ananı babanı büyütsün. Ben geldim de öpü bebeğim. Bakayım. Hadi. Hadi sen ne olur. Sarık. Ferin. Ablam, sen de iyice yoruldun. Saçmalama kızım. Ben lohusayken sen az mı dönendin benim etrafımda? Aç bakayım. İçmeyeceğim. Maşallah, maşallah. Ay abla kardeş, ne güzel konuşuyorsun söyle. Bu kız hep ablasına özenliği be ana. Ben erken doğum yaptım ya, illa ki o da altta kalmayacak. Neyse ki ikiz de uğramadı. Size ne diyeceğim diyeyim de bir gülün ha. Babanız değil ki. Aynı torun bana benziydi bak. Kime benzeyecek ki? Ona benzeyecek tabii. Yok kızım ben baktım. Babana çekmemiş, bana da çekmemiş. Sana da benzemiyor. Tıpkı Niko'ya çekmişim. Aman aman huyu benzemesin de. Ne dedi bu şimdi? Benim oğlum onun gibi yalancı. Yüzlü hain olmayacak benim oğlum. Nazlı? Nazlı kızım? Sen ne diyorsun? Sen Niko'nun ne hayırlığını gördün kızım sen? Nasıl bana yalan söyledin sana? Dedim ben ana, var bunda bir şey. Yoksa bu kız hamile başına niye uçağa atlayıp Anteplere kadar gelsin ki? Anam ben biliydim. Ben biliydim de zamanını bekliydim. Haydi bakalım Nazlım. Sen şimdi döküleceksin. Anlat bakalım. Aldattı beni anne Niko. Abba, aldattı mı? Bulmuş kendine bir kokoş bulmuş. Ne diyorsun kızım? Nazlı? Kızım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kızım? Ne aptalmışım, ne aptalmışım ben. Meğer gözü hep dışarıdaymış. Daha benim bilmedim kim bilir kaç tane vardır. Dur hele dur. Böyle hamileyken böyle şeyler... Evet, evet hamile kaldım. Çirkinleştim, her tarafım şişti. Beni beğenmemeye başladı artık. Lafı tersinden anlama ya. Yani hamilelik yüzünden sinirim bozuk, kendine kuruntu yapayım. Bak ablan doğru değil. Ben şimdi ilk hamileliğimde babanın günahını ben bir aldım. Adam bir ortalığı havaya bir kaldırdım. Hatırlay mısın Nazire? Ha hatırlayayım. Senin karnından her şeyi izlediydim. Ya bir boşuna konuşmayın. Her şey bitti artık. Ya Allah Allah kızım Nazlı. Bak bu hormonlar senin falanı iyice şaşırtmış ya. Ha. Kızım Niko'nun senin için canını bile vereceğini dünya alem biliyor. Sen de onu deliler gibi sevmiyor musun kızım? Artık onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Buradan çıkar çıkmaz da boşanma davası açacağım. Boşanma davasını açacağım. Tamam mı? Açacağım. Biz boşuna nefes tükettik hanım. Abla şu çantamı verir misin? Verin. Ne bu? Amanın. Şu yere bakın, yürek yakına bakın hele. Vay. Vay sarıçıyana bak. Bula bula bu boyalı haspayı mı bulmuş bu oğlan? Feride biz geldik. Ha canım. Ey ayaklarına sağlık. Nazlı. Ne oluyor kızım? Bir şey yok teyzesi işte. Morali biraz kötü ya hani. Olur böyle zamanlarda. Sahiden altın takacak tabii de ya böyle palas pandras geldi kusura bakma. Ne önemi var hadi herif ayaklarına sağlık. Haydi. Hadi tekrar yok. Geçmiş olsun Nazlı. Heh, Uşak sen git artık. Aman dükkanda yalnızsın Mustafa canını aldı yanına. Hadi. Hadi ye. Düş önüme bakalım dayı bey. Hadi. Ya ben biraz da düşsem lazım baba. Senin ödevin yok mu? Coğrafya ödevi. Git yap onu. Hadi bakayım kalk. Hadi. Tekrar tebrikler kahraman. Allah başaca seni direk. Sağ ol keşim. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Eylül ya. Sağ ol. Sağ ol. Ah.
Aç koli çocuk bezi alacak. Şimdi onu bırak da şimdi pudrayı yaz sen ana. Pudra? Pudra yaz. Ha. Gül suyu yaz. Gül suyu? Ha. Bir de bizim bu 300'lerden kalma mendillerimiz vardı. Tülbentler var, zıbunlar var. Onların hepsini bir torbaya koyuyorsun, ay, bir getirmiyorsun. Yeter ana, iyice abartıyın. Kiminki çalı? Nazlı'nın zar. E orada şey baba. Alo, Niko! Kocan abi, kocan abi! Niko, tebrik ederim oğlum. Ha, oğlan babası oldun. Oğlum, oğlum... Hanımefendi, oğlum doğmuş. Hayırlı olsun. Nazlı nesi baba? İyi mi? İkisi de iyi mi? Maşallah, maşallah. İkisi de çok iyi. Ha, sen neredesin? Eyleme. Yakında kendi gözünle görürsün o zaman. Bak, Nazlı benimle konuş. Gaziantep'teymiş, az önceymiş. Kızım, bir sesini duysun kocan. Ne demek istemeyim? Kocam bu. Merak edin seni. Ya baba kız zaten kendine gelemedi, düşme üstüne. Ya anam işte başı döneyim, midesi bulanayım. Bir haksızlığı var anam. Bir iyileşse ondan sonra konuşurlar uzun uzun. Hadi yürü. Niko, Nazlı halsizmiş, konuşamayacakmış. Sen geldiğinden yüz yüze konuşursunuz oğlum. Tamam baba, ben hemen geliyorum. Haydi hayırlı olsun, analı babalı büyüsün. Hayırlı olsun Memkus'ta. Sonunda oltaya bir oğlan takıldı. Cevap versene güzel dedem, bak sana değiller. De geç. Nesine cevap vereceğim? Ya yapma be usta. Senin ben lazım kere suratını sarkıtayım. Torunun oğlunu gördün Memiken mi? Torunun torunu da görürsen doğruca cennete gidersin. Benim nereye gideceğim belli değil ama kahraman cehennemlik. Ya aşk olsun güzel dedem. Hiç burada denir mi böyle? Adam haklı. Damat hala sünnetsiz geziyor. Ya sus Celail abi, gene karıştırma ortalığı. Ay Celail kimi çelen çekile. Sorduk mu sana? İşte sana fırsat çıktı Memik. Bebeği de damadı da bir çırpıda kestirirsiniz. Bak hala konuşuyor. Şimdi bütün hırsımı bir çırpıda senden çıkartacağım ha. Yalan mı diyeyim Ruşen Bey oğlum? Yakında ailenin bir akrabası sıfatıyla kirveliğini de ben yaparım. Ulan başlarım şimdi senin kirveliğinden ha. Ecelle mi susadın sen? Şiş, şiş, şiş. Kadir. Ya gel Celal abi, gel ya gel. Ya bırak, bırak Ökçer ustam ya. Tamam. Bırak uyum. Şunu bir geberteyim ben burada kızım. Uyumayın siz ona, hadi ya. Bırak Ruşen abi, değmez ya. Hadi. Tebe tebe. Ruşen. Sen gördün mü oğlanı? Gördüm. Ya aslan parçası maşallah. Tıpkı da sağ bezi. Esrahten. Sağ bezi işte. En çok da burnu bezi. Nasıl nasıl? Ya Türk gibi maşallah, o da Türk gibi. Bak sağa selam söyledi, ellerinden öpeyim dedi. Ondan sonra güzel dedemi görürsen dedi, onu benim için öp dedi. Ya bak merak ediysen gel götüreyim seni güzel dedem. Ya gör her ikisini de gözlerine gör, öp, okşa, bağrına bas torunun oğlunu. Ya istemeyeyim götürme. Nesini merak edecekmişim ki lan? İşte eylesine sordum. Ay maşallah, çok iyi geliyor sütün Nazlı. Oy, obur bir bebek bu be. Bak Nazlı da emeği çok çok. Oğlum mu o benim? Güzel gözlü oğlum mu? Oy oy oy. Şimdi tanıyor mudur beni? Annesi olduğumu biliyor mu? Yavrum, belki bili, belki bilmiyor. Ama sen artık analığın ne demek olduğunu bilirsin. Niko yok mu? Şöyle çekileyim bakalım. Adet yerine bulsun. Biz de bakalım altınımıza. Şöyle. Aman da gucu 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 gucu. Aman da benim güzel torunum. Hadi bakalım, hadi. Hadi bana bir gülücük, bir gülücük gül bakayım bana. Hadi bir gülücük ver dede ya. Bu hiçbir şeyden anlamıyor. Feride ben baktı bana.
razı yoksa siz evden Yunanca mı konuşuyorsunuz? Sen ne diyorsun karımın Allah aşkına? Kaşı kadar çocuğa soru soracaksın, o da sana cevap vereceksin. Kuzu da bu, kuzu bu, kuzu bu. Bu kuzunun babası daha gelmemiş mi? Ne zaman gelecek şöyle babası? Şöyle şunu da takak da bir böyle loğusaya benzesin. Artık bebeği almam lazım. Alın, alın. Zaten kafası şişti. Çok emin. Gel bakalım. Şöyle yap bak da kızımız da bir böyle. Kırmızı kurdele olmadan benzemiyor muydu ana? Şöyle daha çok benzedi değil mi? Evet. Abi bu çok para. Olsun. Abi sağ ol. Allah'ın alı babalı büyütsün. Nazlı'dan gelip bulursun odası. Merdivenden çık. İleride sağda üçüncü kapı. Sağ ol. Niko! Bakın çocuklar, Niko geldi. Niko? Oğlum, ben kapıda durayım öyle yabancı gibi. Gir içeri, gir. Tebrik ederim. Baba da oldu çok şükür. Ne demek niye geldin Nazlı? Hani oğlumuz, bebeğimiz. Kahraman. Gel hadi. Belki yalnız konuşmak isterler. Niyeymiş? Biz yabancı mıyız? Sen anasın, ben baba. Bırak. Kahraman. Yürü be ana. Kız yürü sen. Sen de gel. Nazlım. Bak yapma böyle. Ne Nazlı mı ya? Ne Nazlı mı ya? Gider misin? Nazlı, bak haksızlık ediyorsun. Bak günahımı alıyorsun. Niko, bana dokunma, git. Sen o süslü sevgiline dönsene. Niye buradasın? Mutlu değil misin onunla? Dönsene ona, hadi. Niye buradasın Niko? Nazlı, o benim sevgilim falan değil. Benim hayatımda senden başka kimse yok. Bak, baksana. Ben artık sana inanmıyorum. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Nazlı delirtme beni. Şş, Arul Niko. Loza kız sinirleri gergin. Sen de yol yorgunusun. Çık yüzüne biraz su çarp. Sonra gel sakince konuşalım. Hadi canım. Feride ne oluyor? Ha? Anlat bakalım. Bak ben çocuk değilim. Ne olmuş? Anlat. İşte böyle karı koca arasında hani bazen öyle şey oluyor. Feride, bırakma bal okumayı. Anlat. Dedim kimin canım işte kara kedi giriyor hani böyle. Feride başlayacağım şimdi senin ak kedinden kara kedinden ha. Senin ne olduğunu bileyim, anlat. Anlat. Şimdi bizim Nazlı var ya. Yani var tabii ki de. Ama nasıl diyeceğim bilemiyorum ama. Bu Nazlı şüphe edeyim. Yani başka bir kadın var diye. Ne? Kadın mı? Başka kadın ha? Yani Niko Nazlı mı alta değil mi? Gebert Nazlı'yım ha. Bak onu ben böyle ayağımın altına böyle yatırıp kemiklerine gıtır gıtır kestim. Allah aşkına anam bir otur. Anam şüphe edeyim ya. Şüphe edeyim, sadece şüphe edeyim. Ortada başka bir şey yok, çok şükür yok. Bak Feride, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya. Tansiyonu fırladı değil mi?
Torunun mutluluğunu yaşamadan Allah aşkına başıma bir şey çıkarma kahraman. Feride, kimmiş bu kadın? Ne kadar zamandır sürüyormuş bu rezillik? Allah aşkına ben ne diyeyim, sen ne diyorsun ya? Tövbe de öyle bir şey yok. Bu ne oluyor biliyor musun? Bu Nikon'la bir genç kız, böyle bir güzel bir kız ama böyle beraber gazetede fotoğrafları çıkıyor, tamam mı? Bunu da bizim Nazlı görüyor, kuduruyor tabii. Fotoğraflar, resimler. Ya bütün mesela bu mu Elama? Değil, Nazlı tabii çağırdı beni, gösterdi. O bizim bildiğimiz resimlerden değil, kahraman. Samimi resimler. Allah aşkına. Ant verdin, bir delilik yapma. Tamam, tamam, yapmayacağım. Sadece gidip Niko'yla konuşacağım. Sen miydin ha?